Tekirdağ Malkara ilçesine bağlı Karacagür Mahallesi Kemikler Ormanı'ndayız. Arkamda görmüş olduğunuz ormanlık alanda ağaçlar yerinden traktörle, kepçeyle sökülerek kaldırılıyor. Hop, kopardı, gördün mü? Bak söktü köküne. Bak. Evet, ağaç gitti. Düz ara geliyor bak, şimdi bir kenarı sökecek. Yazıklar bak. Yazıklar olsun. Bunları bir an önce Fatih Portakal'a mı vereceğiz? Kime ver? Şu anda burada orman vasfını yitirmiş diye verilen bir arazi var. Orman arazisi. Burada ne oldu, ne gitti onu da bilmiyoruz. Burası ağaçlık bir alan ama burası ağaçlar yerinden sökülerek çıplak bir arazi durumuna getiriliyor. Burası yıllarca köylü burada faydalanmış, köylü kullanmış. Dolayısıyla elimize ulaşan resmi bir yazı da yok. Ne olup ne gittiğini de bilmiyoruz. Vatandaş tepkili. Vatandaş bu ormanın yok olmasını istemiyor. Yani vatandaş bu ormanı yıllarca zaten korudu. Yani odun bile kesmedi. Kestirmedi Orman İşletme Müdürlüğü. Dolayısıyla biz de onlara saygı duyduk. Bu ormanı hep beraber koruduk, kolladık. Yalnız şu anda yok ediliyor. Ağaçlar yerinden sökülüyor. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Ne ağaçları var bunun içinde? Hangi ağaçlar? Burada çeşitli ağaçlar var. Gürgen var, meşe var, ardıç ağacı var. Var yani her türlü ağaç var. Ki makilik bir alan da değil şu anda. Yani biz öyle görüyoruz. Ama orman şefliğinden, orman müdürlüğünden bize ulaşan bir yazı da yok. Ne olup ne gittiğini de bilmiyoruz. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi yani yapacak da pek bir şeyimiz yok. Çünkü biz artık mahalle olduk. Belki köy olsaydık eskiden daha yetkilerimiz fazlaydı. Ama şu anda yapacak bir şeyimiz de yok. Artık yetkililer sesimizi duyurabilirsek yetkililere. Onlar ne yapacaksa onlar yaptı. Durdurulmasını istiyoruz tabii yani. Yani bu ormandan köylü faydalansın. Bir kişi iki kişi faydalanmasın. Köylünün isteği de bu doğrultadadır. Nereden mi gülüm? Nereden acaba? Nerede Mete bunlar acaba? Gürgenler, meşeler kaç sene? Ardıçlar var burada. 200 yıllık ardıç var. 200 yaşında ardıç var burada. Onlar da mı kaldırılıyor? Tabii kaldırılıyor hepsi ya. Sökülüyor. Hepsi sökülüp gömülüyor toprağın altına. Biz bunu bozulmasını istemeyiz yani. Yarın öbür gün hayvanlarımız gelecek burayı otlayacak, bu buzağlık olan yerlerinde mesela bak aralarda boşluklar vardı. Daha önce hayvanlarınız mı otluyordu? Ya otluyor tabii. Şimdi? Şimdi hiçbir şey otlayamaz artık. Yasaklı bölge olacak burası. Salcıklar bunu telavluyor. Hayvancılıktan falan kimse bahsedemez bundasına. Bu orman bak gözünün gördüğü yer hep orman. Kaç metre bu ağaçların büyüklüğü? Şimdi yarın gel mesela bak sabahleyin şurası da aynı böyledi. Ama iki yıl sonra gel artık nereye kadar gelecek? Buraya kadar mı gelecek? Günde ne kıyım yaparlarsa yani. Kökünle beraber söküyor. 60, 70, 100 senelik ağaçları üzerine toprak örtüp çatağın içine bırakıyor bunları, anladın mı? Çatağın içine yok oluyor ağaçlar yani. Yani şu görmüş olduğunuz gürgen ağacı. Şu arkandaki meşe ağacı. Bunlar nasıl vasfını yitirmiş yani? Neye göre vasfını yitirmiş? Acaba vasfını yitirmiş mi, yitirtirilmiş mi? Fotoğraf da çektim. Gel buna. Biz çalışalım. Şu anda sorunlar yok. Tamam. Ama size söylediler mi yani ağaçları da kaldırın, sürün dediler mi? Yoksa? Şu anda böyle. Şu anda böyle yani. Bildiğin dal. Aşağıda gördük büyük ağaçlar vardı. Çektik biz, görüntüledik. Doğrudur. Doğrudur ama öyle yani nişanlı ağaçlar yok öyle büyük. Büyük dedin öyle bir mesela koca çınar gibi bir ağaç yok yani. Zaten olmuş olsa çıkarılır. Bize şifayen ya da resmi olarak bir ulaşan bir şey yok yani. Yazı yok. Belge yok. Evet. Arayan yok, soran yok yani. Bilemiyoruz artık. Resmi olarak mı yapılıyor bu işlem? Gayri resmi olarak mı? Yani bizi muhtar olarak hali alan yok yani. Bu alanı göstersin. Neresi? Sınırlar neresi? Onların tam alanı dediği yerin bittiği yerde benim meram başladı. Göstersin. Biz de bilelim yani. Sınırları bilelim.
İzinsiz mi şu anda yapıyorlar işlemleri? Bilmiyoruz abi yani. Dediğiniz gibi. Size bir yazı gelmedi. Hayır, asla. Yazı şifayen de gelmedi. Resmi olarak da yazı yok. Kaçıyor bunlar. Ben Karacagör Mahalle Muhtarı. İsmim Ethem. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. Ya lakin şey var ya, bizim bu ormanda ağaçlar sökülüyor. Yani bize de ulaşan bir bilgi yok. Köylü huzursuz, tedirgin. Resmi, gayri resmi, şifayen... Ya biliyorum yan taraf olduğunu da. Yani bize de bir yazı gelmedi. Vatandaş bana soruyor yani. Anladım, ne iştir filan diye. Ama geçen o 500 dekarı aldıklarını da verdiklerinizde. Siz tamam, o sizin zamanınızda olan ayrı mesele. Ondan sonra o sahi. Ama ben evet. Ben 4 sene öncesinden bahsediyorum yani. Tamam, 4 yeni... sene öncesinden hak sahipleri o iki vatandaştı. Onlar siz sahanızı kuşa yapmayınca, özel ağaçlanma sahası yapmayınca onlara verildi. Büyük ağaçlar burada bak, koru. Tamam, tamam. Tamam, geleceğim. Işte. Bu karşıda gidecek yani, buraya kadar bak. Yeter bu motor, bu rapşa bitti, nereye gitti bak. Bunlar rapçalı abi. Rapçalı mı be? Rapçalı. Ya hayvanat bahçemiz, meramız 300-400 senelik mera. Şu anda? Karacagül. Şimdi şu anda ondan ona devir daimi etmişler. Hiç. Ormanınız? O ormanımız gitti. Köyümüz Orman Köyü. O köy mü burası? Evet. Ne oluyor peki orada şu anda? Ya şu anda ormanı köklerle yani ağaçları telef ediyor, otlakıyı berbat ediyor. Hayvanlara mera kalmıyor.